Bir kokoreççiye giderken randevu alır mısınız? Bu adam başka. Bu adam niye randevu aldırıyor kendisinden? Bu adamın yanına gelirken randevu almak zorundasın. Çünkü elinde çok fazla kokoreç yok. Az yapabildiği için randevulu çalışıyor. Bu adamın sistemi böyle. Her zaman gidemezsin. Pazar günü yok. Akşam 9'dan sonra yok. Böyle kokoreççi olur mu? Birazdan geçelim. Nasıl bir kokoreç yediğimi göreceksiniz. Enteresan bir yer. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Benim bugüne kadar gördüğüm en zor mekan sahibi. Arkadaş gelmeye çalışıyoruz. İstiklal'deyim. Hadi gideyim kokoreç yiyeyim. Ve İstanbul'un en iyi kokoreçini yapıyor adam. Gelemiyoruz. Az önce de bundan bahsettim. İşte amaç o. Bu zorluğu vermenin amacı tamamen pazarlama taktiği mi yoksa mağaza mı yaz bulmam? Ya pazarlama taktiği mantıklı bir adam düşündüğünde bir ürünü vermemek pazarlama taktiği olamaz. Yani burası kar amacı illaki güden bir işletme. Biz ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. İnsanları böyle bir 4 kere 5 kere kapıdan çeviriyorsak bu hiç akılcıl değil yani. Bu pazarlama taktiği olamaz. Veyahut da şöyle düşünün, biraz önce bahsettiğim gibi kendi inadına yenik düşüp 4 kere kapıdan çevrilen adam 5. kez geliyorsa benim kara kaşıma, kara gözüme ya da onu kapıdan çevirmeme değil, bu lezzeti çevresinden onaylandığı için geliyor ve bu lezzeti tattıktan sonra da bir başkasına tavsiye ediyor. Bu şekilde zincirleme olarak devam ediyor ama satış pazarlama taktiği olarak bunu seçseydim, bundan çok daha basit yöntemler var. İnsanlarla akşama kadar kavgasını etmezdim, anlatmaya uğraşmazdım, bunun için zaman ayırmazdım. Çok daha basit yöntemler var, çok cüzi rakamlara ya da onu da boş verin, bir reklama ihtiyacım olsaydı bugün bu ülkede bir şefin gelemediği yerlere gelmiş bir adam olarak söylüyorum. En basiti birkaç ay önceydi, değil mi? 2 ay önce filandı, Komünist Çin Cumhuriyeti'nde. Ulusal kanallarında 15 gün benim röportajım, gazetelerinde bunlar yayınlandı. Baktığınızda, internetten araştırdığınızda yaklaşık 15 günde bir Türkiye'nin ulusal kanallarında ben hiçbir ücret ödemeksizin çıkıp yer veriliyorsam bunda doğru yaptığımızın göstergesidir. Burada biraz daha çocuksu düşüncelerden uzaklaşıp daha akılcıl, yani düşünerek hareket etmeye yönlendirmek gerekiyor. Aynen öyle. Ben en son daha doğrusu senin tanıdığım zaman Bomonti pazarda. Bomonti pazarda tanıştık festivalde. Orada bana anlattın. Ben o günden sonra İstanbul'da senin dışında başka bir yerde kokoreç yemedim. İzmir'de yedim. Peki bir şey soracağım hemen, lafını böleceğim. Bomonti'de nasıldı Ozi? Diğer mekanlarda gördün. O Bomonti'de Ozi ne yapıyordu orada? Sırada insanlar vardı. Senin kokorecini bekliyordu. Diğer ben de bayağı bekledim. Normalde beklemeyi sevmem. Bayağı bekledin değil mi? Çünkü başka da bekleyen, atıyorum Kadıköy'de, orada burada bekletilen mekanlar var. Yani o burger yemek için, o tatlıyı yemek için bekliyorsun. Ama beklemiyorum ben. 1968'den bu yana bu işi yapan bir ailenin çocuğuyum ben. Bilmeyenler için kısa bir özet geçiyorum. Babamı kanserden kaybettim ve onun vasiyetiydi sürekli kendi işini yapmam gerekiyor. Ben cerrahi tekniker. Kemik hastanesine istifa edip bu işe girdim. Ben Bomonti'ye gittiğimde bu kadar tanınmıyordum biliyorsun. Daha Vedat Milor hatırlamıyorum. Vedat Bey yazmamıştı değil mi? Daha Vedat Milor bile yazmamıştı. 2016'ydı. Bak düşün, daha en başta yani. Bir senelik varım yokum o zaman. Evet. Enteresan bir şekilde bir şey söyleyeyim, belki sen de hatırlarsın. Ben o Bomonti'de bütün standlar boşken, daha tanınmamış halimde, önümde kuyruk vardı ve ne kadarını bilmiyorum, sen şahit oldun. Zabıta insanları kuyruğa sokuyordu. Ben orada 3 tane A4 kağıdının önlü arkalı rezervasyon yaptım. Bir festivalden bahsediyorum. Gelenlere yazdık, evlerine gönderdik. Ürününüz hazır, çıkın gelin dedik. Ve bunu hiçbir firma yapamaz. Bugün bir kokoreççi değil, bir stekçi olsun veya ne bileyim herhangi bir firmaya hodri meydan gelsin, rezervasyona dönsün, böyle yapıyorum desin. Hani çok herkes başarılı ya. Bu konuda hakikaten başka bir durum var burada ama bunu anlatalım bence. Yani senin kokoreçinin bir özelliği var. Oraya geleceğim işte. O konuda kaldık. Buyursun, rezervasyon açalım. Şimdi 50 tane fake yorum alıyoruz. İşletmeciler yazdırıyorlar, çizdiriyorlar. Bazı bloggerlar da. Bloggerlar yazıyor. Geliyor mesela, yazıyor. Bizden para istiyor. Çok net söylüyorum. Geri göndermiyoruz. Para isteyeni direkt kovuyorum. Bu cümleyi üstüne basalım. Kovuluyor bu dükkanda. Sonra gaflet ve delalet içerisinde bir yayın yapıyor. 30 saniye, 1 dakika içinde benim yaklaşık haberim oluyor. Sosyal medyada kuvvetli biliyorsunuz. Hemen hukuk büroma gidiyor. Onlar da ihtarlarını sözel çekiyorlar. Notere daha gitmeden hemen kuyruklarını titretip geri siliyorlar. Öyle. Şimdi seni sen yapan neye gelelim? Aynen öyle. Yani sen, senden niye randevu şimdi tepki daha uğraşayım? Enteresan bir şekilde, onu da söyleyelim. Ben bu işe başladı 2,5-3. Seneme gidiyorum. Daha önce ben bunun lansmanını yaptım, anlattım. İşte bizim tekniğimizde Makedon kokoreci, kokorecinin uykuluk
Ben bunu anlatana kadar 3 senedir anlatıyorum. Basında, yayında, canlı yayınlarda işte haber kanallarının isimlerini verdim. TV kanalları. Bunlar paraya çıktığımız kanallar değil. Ulusal kanallardan bahsediyorum. Buralarda anlattık. Şimdi bir moda oldu. Arkadaşlar diyor ki sizin özelinizde içine uykuluk koyuyorum. Evet. Evet. Daha önce hiç yapamadım. Onu ben yaptım. Onu sağlayan, mucize denecek adam ben ve benim ailemdir. Makedon kokoreci yapıyoruz. Yani Makedon sadece içinde uykuluk yok ama bildiğim kadarıyla. İşte Makedon kokorecinde şimdi arkadaş soruyor orada. Bilmiyor ki işte tak 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 senelerdir. O 20 yaşındaki çocuğun kokoreç kültürü yok. 50 yaşlar falan diyor. 40 yaşlar. Abi abi çekecek 3 ayırı. Yok öyle bir kültür yok yani. Hı hı. Makedon kokoreci nasıl olur? Süt kuzu kokorecini alırsın. El temizliği yaparsın. İlaçtır, kimyasal koymazsın. Bu pahalı bir işçiliktir. El temizliğinden geçer. Mumbarını koyarsın. Kuzu gömleğini sararsın. İçine çözünü, fındık uykuluğunu atarsın. Sararsın. En az 4 saatte ateşe maruz kalmadan kısık alanda mangalın birebir alevinden uzak pişirirsin. Çok bahsettiğin bu kadar olan kokoreci aynen. Bu kadar. Şu kadar sürük kadar kalır. O zaman da eşsiz bir lezzet olur. O zaman da işte biraz önceki ilk sorduğun soruya pazarlama mı bu yoksa bir alamet farikası var mı? Alamet farikasına döner. Hı hı. Bir ay sonrasını gün veren bir kokoreç haline gelirsin. Çok iyi. Biraz yani normalde akşam 9'dan sonra yoksun. Yokum, evet. Pazar günü yoksun. Pazar aslında şöyle varım. Dolapta'dayken yoktun. Yok, Dolapta'dayken yoktum. Şu anda bir senedir golf kulübündeyim. Kemer Country Golf Kulübündeyim pazar günleri. Sadece kokoreç ürünümle oradayım. Kemer Country. Burası. Ha burada. Kemer Country. Göktürk Kemer Country'deyim İstanbul'da. Şimdi orası da çok ilgi gördü. Orası şubemiz oluyor. Haftanın 6 gün açık olacak. Burası mesela saat 12.30'da servise başlıyor. Orası 12.30'da servise başlamayacak. 3 gibi servise başlayayım. Akşam 11 gibi kapatacak. Biraz daha geç kapanacak diye planlıyorum. Daha oturmuş bir sistem yok. Daha çocuk doğmadı doğsun onun da bilgilerini veririz. Ama ilk kez sana anlat işte şube neresi diye. Anladım. O da sana nasip oldu. Burası ne? Buraya ben yaklaşık 6-7 aydır açık mı? 6. evet. 6 aydır açık ben ilk defa gelebiliyorum dediğim gibi sebeplerden. Burada oluyoruz ama acaba kokoreç var mı yok mu? Ve hani arayalım gidelim. Zorunlu. Baksana yılın son günü daha rezervasyon vermiyorum. Evet. Yani şu saatten sonra şey vermiyorum. Telefonda rica ettim ve rica ile bana bir çeyrek almayırdınız. Bana ya, bak onu da söyleyeyim. Yalanı dolanı sevmez. Instagram'dan yazmış. İnanın artık şeyleri hatırlamıyorum. O kadar çok yani ben 10. gelişim minimum bir sürü kişiyi de getirdim. Ama beni sadece yüzünü görmeden tanımıyorum. Belki de ilk adımı hatırlıyorsundur. Adana'lı gurme. Aynen Adana'lı gurme diye hatırlıyorum. Evet, doğru. Oradan bakınca çözemiyorum. O söyleyemedim de şimdi ne olduğunu. Abi bakıyorum Instagram'dan ya ben her ay istatistiklerimiz var. Rezervasyon defterlerini inceleriz. Bir algoritmalarım var benim. İncelerim hepsini tek tek. Abi her ay 1000 küsur kişiyle tanışıyorum. Çok güzel. Yani bu çok ağır bir şey. Kafam almıyor. Evet aptal mısın? Aptalım kabul ediyorum. Unutuyorum çok böyle kırılan da oluyor. Geliyor selam ver. İşin gözü böyle tanıyormuşum gibi yapıyorum kırılmasın diye. Senin yüzünü görene kadar hatırlamadım kardeşim. Doğru, doğru. Sen miydin oğlum? Hiç sormuyorum. İyi ki geldin ayaklarına sağlık. Eyvallah. Sağ diyorum ya daha çok gelmek istiyorum. Ben kokoreç sakatat çok seviyorum. Sabah kahvaltıda ciğerle yapan adamım Adanalıyım ben. Sonra mumbara şırdanı çok seven biriyim. Dolayısıyla kokoreci de çok seviyorum. Adana da çok enteresan bir memleket senin memleketin. Kesinlikle. İnanılmaz et kültürü, mangal evet. Kültürü, damak kültürü sakatat, var. Sakatat acayip var. Ama sakatatı bilmiyorlar işte. Şırdan'dan öte köy yok onlarda. Evet, Adana'ya git, dana kokorecini takır 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 yedirirler. Ben Adana'da da kokoreç yemiyorum. Yok çünkü. İzmir. Adana'dan benim burası. Var ya cuma, sen bak. Cuma, cumartesi gel bana. Hı hı. Gelenlere nereden geliyorsun de büyük çoğunluğu Kıbrıs, Adana, doğru, Ankara, Bursa çıkar. Doğrudur. Pazar günleri daha çok böyle illerden gelenler oluyor. Yani seni sakatat seven birine anlattığımda ilk başta ya arkadaş öyle de olur yani ben gidip randevu alacağım. Kokoreççi burası ya. Kokoreççi burası. Diyor ama bambaşka bir dünya olduğu. Şöyle bir şey vardı. Yanlışım yoksa ya Milliyetinki ya Hürriyet ya da Sabah diye hatırlıyorum. Ya bana da sordular bunu rezervasyon. Kokoreç olur mu? Evet kokoreç olur. Nasıl olur? Kokoreç karın doyurmak için yenecek bir şey değil. Keyif işte tabii ki. Kokoreç bir zevk ve kültür meselesidir. Yani bu manşeti attırdığımızda ne kadar doğru şeyler söylediğimizi, ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlamıştınız ki. Bunu manşete attırmak değil de buraya gerçekten randevu alıp gelebilirsiniz. Öyle bir şansınız olursa yediklerinde aslında yediklerinde farkında olduğunu anlayacaklar. Bak şurada bir ambalajımız var. Onu da göstereyim. Üstünde diyor ki bu benim yazdığım bir şey değil. İnternette buldum. Ben yaklaşık Google'da 500 küsür müydü, 600 küsür müydü saydım o günün yorum sayısına göre. Herkes birbirinden tanımıyor. Ecelik bu yediklerini kokarsa diğerlerine de. O benim sloganım oldu. Kaç senedir ambalajları olsun. Çok doğru, çok doğru. Yani bunu çeşitli insanlardan duymak çok gurur verici. Bir de dedim ya işte 20'li yaşların maalesef hani biz büyüdük ve
kirlendi dünya. Gerçekten kirlendi. Öyle. Eski nesilden özellikle 1950-60-70 doğumlular burada sarılıp ağlıyorlar. Evet. En son diyor babam panayır yerinde çocukluğunda yemişim de işte rahmetli babamdan diyenler gibi. Çocukluğuna denk gelenler gibi. Çok duygusal anlarda yaşıyoruz. Öyle. Yani. Sosyal medyada işte benim hesapta seni paylaştığın her videonun arkasında ki zaten 6-7 ayda bir görüşebiliyoruz seninle. Hem ardından hep sürekli söylüyorum. Ya benim de kokoreçim iyi gel. Benim de kokoreçim iyi gel diye mesajlar alıyorum. Tabii gelir. Gidiyorum o kokoreçi arkadaşlar. Genelde şu. İlk sorduğum soru. Kokoreçin nereden alıyorsun? Cevap belli. Balıkesir. Ben sarıyorum der. Balıkesir balık der. Balıkesir. Yok ben sarıyorum demiyorlar. %99'u. Balıkesir'den geliyor diyorlar. Diyorum ki hazır aldığınız kokoreç nasıl bu kadar iddialı söyleyebilirsin? Hı. O adam kendi sarıyor işte içine dediğin gibi mumbar sarıyorsun, kuruk sarıyorsun, çöz sarıyorsun falan. Onu da söyleyeceğim. Onlar da işte ya bizim de kokoreçimiz güzel, işte herkes beğeniyor. Hı. Ama içine senin de bahsettiğin üzere baharatlar, domates, biber. Şöyle oluyor. Ben nasıl meşhur oldum onun gözünde? Tabii ki aslında çok güzel bir şey. Çocuk ekmeği için çabalıyor. Evet. Bir şey var ama çabalamak sadece işte Balıkesir'den alıyorum demek de olmaz. Balıkesir'den alıyor ama Balıkesir'den ya ithal sarılmış kokoreç alıyor ya Diyarbakır'ın hayvanını alıyor. O da küspe kokar. Ağır, leş gibi kokar. Ağzında donar. Çünkü çok hassas bir malzeme. İç Anadolu. İmalattan şimdi işin hilesi oradası orada. Ya dedim ki o seni çağıran çocuk genelde tezgahtar oluyor. Patron da değil de konuşulacak evet, çok şey var. Patronlar aslında küçük esnaflar. Şimdi biz anlatıyoruz. Artık ben inceliyoruz. Bizim güzel bir ekibimiz var. Basın ekibimiz var. İşte çakmamız çıkıyor hemen davalar açıyor. 50 tane hukuk büroma git dosya var. Doğrudur. Çalıştığımız avukatlara gidiyor öyle söyleyeyim. O noktalara geldik. Şimdi nasıl oluyor onu anlatalım. Şimdi arkadaş sana çağırdı. Benim kokoreçim güzel. Ya bu ülkede kendisi sarım yapabilmesi için aylık bunun bir veteriner masrafı var. Gıda tarıma gidip izin alması gerekiyor. Hijyenik şartlara uyumlu imalathanesi olması gerekiyor. Bağırsak tedarik etmesi lazım ki bu ülkede bağırsak altın bulamıyorsun. Özellikle hayvan nesli üretimi diyelim çok azaldığı için. Kesin de Türkiye'de az. Çok azaldı. Az ithal et geliyor. Şimdi bağırsak ithalatı yasak. Et yasak belli normlarla getiriyorlar. Bağırsakta kat'i kelimesi var. Başına katiyen getiremezsin diyor. Hmm. Bilmeyenler için söyleyelim. Bunları da artık izleyecekler evet. Senden. Bak bunları kaydet. Birkaç ay sonra bunların aynısını başkaları telaffuz edecek. Doğrudur. Sosis olarak sadece basılmış sosis olarak parsel getirebiliyorsun. Burada şimdi bir hinli çevriliyor. Onu anlatmayacağım. Bağırsak geliyor. Kaçak yollarla geliyor. Şırdan şunu duydum. Ben Rusya'yla bir bağlantı kurdum. Rusya'dan şırdan getireceğim diye bir getirir. Söylemi var. Afganistan'da çok büyük tesisler var. Bize geliyorlar dedik ya biz aslında üreticiyiz de. Yani o arkadaşlar onların da duymadan biz o ithalat o adamlarla aynı masalarda bir görüşmüşüzdür. Geliyorlar çünkü nasıl yaparız size lazım diye bize soruyorlar. Hemen geri çeviriyoruz. Geri gönderiyoruz. Rusya'da var. Afganistan'da var. İşte Bulgaristan'da var. İspanya'da var. Var. Var değil. Yasak. Onu nasıl getiriyor? Anlatırsak ülke sarsın. Ben net söylüyorum. Evet, çok cezai olaylar olur. Kanunlar çok delmeler çok fazla delmeler var. Çok fazla açığı var. Ama şu var işte biraz önceki konudan uzaklaşmadan arkadaş çağırıyor. Arkadaş zannediyor ki biz bu röportajları verdik de ünlü olduk. Senin de biraz önce işte tadana kadar diyorsun o tatlı. O tabii birçok kokoreçi geliyor benden yiyor. Doğrudur. Bilmediğimizi zannediyor. Mekan sahibi geliyor işte ne yapıyor ki? Şeyle geliyor. Sonra kendi bazıları söylüyor. Abi ben de kokoreçim seni yalan yok test etmeye geldim diye böyle böyle. Güzel hikayeler de çıkıyor. Güzel bir şey tabii ki. Çok güzel bir şey ama emek var yani. Öncelikle tezgahıma geçtiğinde ben gönül rahatlığıyla kendi kokoreçimi yiyebiliyorum. Bir günüm yaklaşık 24 saatim imalathanede geçiyor. Ortalama da bir günde 14 ile 16 saat çalışıyorum. İşin yani bu binadan buradan ne olduğunu söyleyeceğim. Totalin ne olduğu belli artık ardında. Tabii ki. Bu arada işte şey yapıyoruz. Dış işlerine bağlı misafirlere konuk ediyoruz. Yani bu kadar insanlar ve yurt dışına bu kadar gelenler oluyor. Gönderiyoruz. Çevre ülkelere gönderiyoruz. Fransa, İsrail, Hollanda, nerelere gitti? Amsterdam, Almanya bu tür ülkelere geliyor misafirlerimiz yanlarında götürüyorlar. Bu arada kendi sosisimizi yapıyoruz, sucuğumuzu yapıyoruz. Biliyorum, biliyorum. Ermeni usulü midye yapıyoruz. Kar suyuna mesela ilk midye kez... Midye bu tarafta yoktu bildiğin kadar. Yoktu. Burada başladı. Binde bir vardı da hani çok böyle herkes bilmez onu. Çok böyle kendi eşrafım bilir. Kafam eserdi, ayda bir onu yapardık. Hatta şimdi gene ilk röportajını sana vereyim. Her şey çattıkları için biraz geç lansman yapıyorum. Bu sene mesela kar suyuna, ilk Uludağ yağın karın suyuna turşu suyu yaptım. Vay.
bunu... Farkı ne olacak bunun? İçerisini görürsün. Pekala. Acayip şey lezzetli. Ermeni midyesinin normal bir farkı. Şimdi sokakta yediğiniz pilav sade, Ermeni usulü değil. Asıl biraz daha geriye gidelim. Midye değil, midyadır. A ile biter. Midya. Midya Türk mutfağına, Ermeni mutfağından geçmiştir. Biliyorsun biz artık kültür cennetiyiz. Tabii ki. Mezeler nerede meşhur? Ermeni ve Rum mutfağındadır. Ermeni midyası içinde kuş üzümü, çam fıstığı, tarçın ve hatta safran olur idi o zamanlar. Safranın kilosu 3000 liralara, 4000 liralara gelene kadar. Şimdi safranı biz de koymuyoruz. Koyarsak bir midye 20 liradan aşağı veremem. Aynen. Ondan sonrasıyla da uğraşamam. Onu ben tarihlisi var ama gerçekten. Bayağı değişik bir şeymiş ama merak ettim. Var mı şu an? Şu an yok. Kafam esnecek yapacağım ben onu. Şansı belki cumartesi yaparım abi. Genelde cumartesileri yapıyorum. Bunun dışında işte tarçını olur içinde, soğanı olur. Pilavı zengin olur. Bambaşka bir şeymiş o. Çok lezzetmiş yani. Yedikçe yedirtir. Sokakta ne olur? Şimdi bunlar çam fıstığının kilosunu vurduğunda 100-200 lira paralarda kuş üzümü aynı fiyatlara denk geliyor. Gerçek bir şey yapıyorsan. 50 kuruş, 75 kuruşa sattığı kurecin içine bunları bulması mümkün değil. Midyenin içine mümkün değil. Ne yapacak? Kolayı. Şey gibi gel bir tak tak domates koy gibi kokoreç içine. O mantıkla. İyi bir şey yemek istiyorsan bu masraflı, bu maliyetle. Gönül istiyor ki insanlara ucuz bir şey var ama ucuz hiçbir şey yok. Maalesef. Yani şu videoyu mesela birçok kişi altına yazacak, samimi konuşmak gerekirse. Ooo şu param öldüm. Yapacak bunu. Evet. Bu yorumu yaptığı telefonu asgari ücretle çalışan bir ailenin çocuğu olacak. Öyle. Ve telefonu 4-5 milyarlık cep telefonu maalesef olacak. Cebinde de Marlboro sigorası olacak. Ya, insan bizim bu ülkede öyle. Çünkü sokağa çıktığın zaman İstanbul şartlarında bile Taksim'de veya Kadıköy'de 7 liraya karnını doyurabiliyorsun. Tabii ki tabii ki. Ya bunu, şey var. Ama senin baştan bahsettiğin gibi bu ürün karın doyma ürünü değil. Karın bir asla değil. Keyif ürünü. Asla değil. De işine gel orada katmıyor. Ben sana bir fatura göstereyim istiyorsan. Hı-hı. Sadece hijyen malzemelerini harcadın. Doğrudur. Henkel'e çalışıyoruz. Doğrudur. Marka da söyleyeyim adı. Feyris'i. Ne de olsa şey değil. Televizyon çekimi değil. Git bak içeride. Feyri'nin de en lükslerdir. Platinyum, yok havlu kağıdı. Günde ben 4 kutu. Rulo değil kutu. Havlu kağıdı sadece çöpe atıyorum. Doğru. Kullandığım kaynar suyu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanlar, olmuş minütler falan. Onlara yatırdığımız parayı verirsek yani buranın ortalama kokoreçten çok farklı. Hatta kokoreçlerden çok farklı diyebileceğiniz bir mekan. Biraz daha şey yani kokoreçte keyif mekanı. Yani sakatat seviyorsanız ilk konsept, bu mekanı şöyle ilk kokoreçte fine dining tarzı konsept benimdi. Burada da onu yaşatıyoruz. Hatta şu an çekim yaptığımız yer 1800'lü yıllarda inşa edilmiş. Abdülhamit döneminde inşa edilen yer. Ha doğru tarih söyledin aslında. Kokoreçin fine dining. Fine dining. Evet. Hı-hı. Ben bu başlığı kullanırım. Fine dining kokoreççi diye. Şu anda bir şef, şu anda bir restoran sahibi çıkıp sizin kokoreçinizde ne var? Efendim benim kokoreçim hijyenik diyebiliyorsa o Oğuzhan Sayı. Benim sayemde, benim verdiğim röportajlar sayesinde ya da özelliğin ne dediğinde içinde uykuluk vardıysa ya adamı gördüm. Adam iç yağ basılmış kokoreç çıkardı. İç yağının kenarında mumbar sarmış biraz. Mumbarı gösteriyor, uykuluk bu diye millete gösteriyordu. Bunu canlı yayında yaptık. Kim, çok da sevdiğimiz bir hocamızın yanında yaptık. İsmini vermeyeyim. Yani efsane şeyler oluyor ama her işte ne çok derler? Hassas şeyler. Çok bilinen şeyler dedi. Uykuluk dediğiniz şeyi kaç kişi bilir ki? Bak ben uykuluğu da anlatayım. Bakın şimdi gerçek uykuluk sadece süt kuzusundan alınır. M sesini çıkarmadan alacaksın. Akciğer ile mide arasında Latince ismi de, Latince adı da timus bezesidir. İnsandaki guatr'a benzer, biraz büyüme hormonu salgılan bir bezedir. Bunun yanı sıra bağırsaklar etrafında çöze bağlı bezeler vardır. Fındık uykuluğu diye bilinir. Biz onu koyuyoruz. Timus bezi dediğim servet. Timus bezi dediğin o uykuluğu. O servet. O var. Bırak yani bir o bende var ama 50 gram, bensi, gram mı? Ne kadar 50 gram üstüne çıkmaz. 30'u gördük. 45'i görürüz. 50'yi zor gram, görürüz. 50 gram civarında. Bir de karaciğer üstünde böbrek üzerinde bezeleri vardır. Leştir onlar. Hı-hı. Onlar hiç yenmez. İkisi makbulüdür. Biri timus bezesi, diğeri fındık dedikleri uykuluktur. O bezelerde olur. O da böyle yedirir. Bir de orijinal kokoreç hiçbir zaman olmadı da tekrar hiçbir defasında ağzınızda donmaz. Ağzınızda donuyorsa alın, onu size veren arkadaşın direkt kafasına fırlatın. Gönül rahatlığıyla bunu yapın. Yani buradan sonuç olarak, bu konu çok uzayabilir ama şunu söyleyebilirim. Siz kokoreci dışarıda yediniz ve buraya gelip fine dining kokoreci yiyebilirsiniz ama buraya sizden yorumlar bekliyorum altına yedikten sonra. Konuyu kapatıyorum. Ayaklarına sağlık. Ben kokoreç yiyeceğim birazdan. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Hepinize selamlar olsun. Hoşçakalın. Ağzınızın tadı hiç kaçmasın. Şimdi Oğuzhan konuştu bir sürü. Sonra gittik. Bana kokorecini yaptı. Gerçekten. Bir yerde de kokoreçse bu ne diyeceğini kokoreç bu. Daha önce de yemiştim.
4, ya 10 defa yemişim ben. Bu tadına derin derin bakalım. Güzel bir ekmeği var bu arada. İçine sadece kokoreci 4 defa öldürdüm. İçine sadece tuz attırdım. Başka hiçbir baharat yok. Çok harika bir şey. Efsane diyebileceğim bir şey. Şu an nasıl bakayım anlatamam. Yani yüzünden okuyamayabilirsiniz ama anlatamam. İçinde okuluk, gerçek okuluk var. Hiçbir yanık durum yok. Ve çok iyi. Bu arada turşusuyu da yapmışlar. Bundan bir tadına bakayım. Bu adam bu işi biliyor. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.